buraya gelmemenizi söylemiştim. Neden söylediğin belli. Ya şimdi bana mantıklı bir açıklama yap, ya da ben burada senin kafana sıkarım. Ben açıklamamı toplantıda yapacağım. Lütfen buradan ayrılın. Sana bir paye verdik diye sen kendini alemin kralı mı sandın be? He? Ne alt ediyorsun sen burada? Bana verdiğiniz payenin, üzerime yüklediğiniz sorumluluğun gereğini yerine getiriyorum. Senin vazifen benim mallarımı yakmak mı? Delirtme lan beni! Şeymuz Bey lütfen ayrılın buradan. Bana bak, burada ne döndüğünü ya bana açıklayacaksın. Ya da hiçbiriniz buradan çıkamazsınız. Malları yaktım. Çünkü sizi adi bir suçlu gibi tutuklanıp rezil olmaktan kurtarmaya çalışıyorum. Açık konuş. Açık konuşmama gerek kalmadı. Şimdi hemen ayrılın buradan, şimdi. Ali Rıza, sen benimle geliyorsun. Alın bunu. Sorun yok, sorun yok. Hasan abi siz dönün. Ben durağa geleceğim. Ali Rıza, ne yapıyorsun aslanım? Anca beraber, kanca beraber. Vaktimiz yok, hadi, hadi. Ali Rıza, oğlum. Ali Rıza. Abi. Sen ne dediğinin farkında mısın Rıfkı? Ne demek Ali Rıza Şehmuz'un malını yaktı? Kafayı mı yedi bu çocuk? Telefonda konuşulamayacak kadar hassas bir konu olduğu için toplantıda detayları konuşmak istediler. Bir dakika. Şu bilgiyi bir netleştirelim. Ali Rıza Şehmuz'un malını yakıyor. Ve Şehmuz onun kafasına sıkmadı, onu toplantıda dinleyecek. Evet efendim. Şehmuz'un malını yakıp da hayatta kalmayı başarabilmiş bir adamı dinlemek lazım. Ama dinlemek yetmez. Öğrenmek lazım. Toplantıdan önce ne yap et, bana ne olup bittiğini öğren Rıfkı. Emredersiniz efendim. Diğer ne kadar hazır olursa çok sevinirim. Tamam, çok teşekkürler. Ben yarın sabah erkenden klinikte olacağım. İyi akşamlar. Pek keyiflisin maşallah şu sıralar. Klinik birkaç gün hazır olmuş olacak teyzeciğim. Ben de uzun zaman sonra ilk defa bu kadar heyecanlıyım. Bence sadece klinik açılıyor diye heyecanlı değilsin sen. Gel buraya. Çok mu belli oluyor? Çok. Gel biraz dertleşelim senin. Anlat bakalım. Neler oluyor Ali Rıza'yla? Ali Rıza'yı seviyorum teyze. Ve böyle hissetmek beni çok mutlu ediyor. Ah canım benim. Ben seni en son çocukken bu kadar mutlu gördüm. Halide, sen her zaman ne istediğini bilen bir kız oldun biliyor musun? Belki şimdi bunları söylemem çok gereksiz. Ama sen bana rahmetli ablamdan emanetsin. Biraz erken mi? Yani duygularını anlıyorum. Saygı da duyuyorum. Ama Ali Rıza'da böyle beni rahatsız eden bir şey var. Böyle
kullanıyorum o çocuktan ben. Yani sanki birdenbire hayatını bu kadar içine alman doğru mu sence? Bak bu beni endişelendiriyor. Endişelenmene gerek yok teyze. Ali Rıza benim bu zamana kadar tanıdığım en düzgün insanlardan biri. Anlıyorum da. Yani onun böyle gizemli, sanki gizli bir tarafı var. Bu çocukta böyle beni kuşkulandıran bir şeyler var. Kimsenin yapamadığını yapıp Derya'yı kurtardığı için mi böyle düşünüyorsun? Olur mu hiç teyzeciğim? Bak ben ona çok şey borçluyum. Asla ödeyemem. Ama yine de tüm bunlara rağmen hala içimde garip bir duygu var. Söylemeden edemiyorum. Teyzeciğim, endişeleneceğin hiçbir şey yok. Biz Ali Rıza'yla çok kısa zamanda iki insanın bir ömre bile sığdıramayacağı acıyı, sevgiyi paylaştık. Ben onu uzun zamandır tanıyormuşum gibi hissediyorum. Tamam. Peki babam biliyor mu? Konuştunuz mu onunla? Yok. Henüz konuşmadık ama bugün yarın konuşacağız. Teyze benim birkaç telefon görüşmesi daha yapmam lazım. Sonra devam edelim olur mu? Tamam canım. Suskunluğun ömrünü en fazla toplantıya kadar uzatır. Ben size saygımdan susuyorum. Anlamadım. Şu an sizin canınız yandı. Ve canınızı benim yaktığımı düşünüyorsunuz. Şu an ne söylersem söyleyeyim duyacak durumda değilsiniz. Göz göre göre 20 milyonluk malımı yaktın. Nesini duyacağım lan? Haşmet ağrıyor. Bana konuşmadan kimseye konuşamazsın. Elinizdeyim, bir yere gittiğim yok. Toplantıda anlatırım, hep beraber dinlersiniz. Ben seni niye toplantıya götüreyim ha? Sabaha kadar essem, gün doğmadan konuşturamaz mıyım sanıyorsun? Değil sabaha kadar. Ölene kadar etseniz, ben zorla kimseye bir şey anlatmam. Sabrederseniz, toplantıda her şeyi öğrenirsiniz. Gel buraya, gel. Şekere gerek yok. Hadi. Bu ne lan? Zift lan bu. Gel buraya gel. Getir o şekeri getir. Aa, git itfaiye ara. Gelsin ağzımı yıkasın. Getir şunu getir. At. Ön ayaklarını gördün mü? Evet, evet. Alsın iç. Ben çay sevmiyorum ya. İç iç. Karamel macchiato niyetin iç. Sen niye bana yürüyorsun ki? Hayırdır? Kime yürüyeyim Fiko? Kime yürüyeceğim burada? Sen şu etrafına bir bak bakayım. Ha? Bu jungle'da ben kime yürüyeyim? Şu saat 10 yönüne bir bak bakayım. Senin saatin mi benim saatim? Senin saatin. Benim saatim. Oo. Nasıl? Kör oldum. Yürüyeyim mi? İster misin? Çık dışarı, çık çık çık! Bizim ayı bağırıyor, bunlar kağıt oynuyor. Çık! Geçmiş olsun Numan'cığım. Bana en fazla geçmiş olur Burak'cığım. En fazla.
Ama sen beni bu işten sıyırmazsan... önce Ali Rıza, sonra sen ve bu yakınlarının başı sağ ol. Kaybettim Fiko. Bak ne sabır var ne sebat. Pes etti. Çıkar, çıkar. Senin şakam yok lan! Numan, senin şakan yoksa benim hiç yok. Ben sana 20 milyonluk mal emanet ettim. Sen gittin yakalattın. Şehmuz'a da kendini deşifre ettin. Şimdi de gelmişsin bana. Artistlik mi yapıyorsun? Ben bu işe niye girdim Burak? Hı? O Fuat'la uğraşmak için mi girdim? Şehmuz'la mı uğraşmak için girdim? Tatlı tatlı para kazanmak için girdim oğlum. Ben tatlı canımdan olmak istemiyorum lan. Ne için girdiysen girdim tiftik. Beni ilgilendirmez. Girdim bir kere. Kendini yakalattın. Şehmuz'a kendini deşifre ettin sen bir kere. Bu saatten sonra seni sadece ben kurtarabilirim. Ve senle gelmişsin bana artistlik yapıyorsun Numan. Seni hayvanlar aleminden silerim oğlum. Yardımcı olmamı ister misin? Yoksa? Ha? O zaman biz kendimize başka kahve bulalım. Hadi. Oy! Neyse ne, tamam konuşalım. Şimdi kulağını aç. Beni iyi dinle. Kendine bir delik bul, saklan. Kimse bilmesin. Bana nerede olduğunu haber ver. Ben aramadan da sakın çıkma. Bu mu lan? Beni böyle mi kurtaracaksın lan? Evet. Ya Numan, sen farkında mısın? Şu an disiplin kurulu toplanmıştır. Şu an senin fermanın yazılıyordur. Fermanı kime verecekler? Ha. Önceden bana verirlerdi ama şimdi... biliyorsun durumları. Ali Rıza'ya verecekler. Numan, dediğimi yap, beni sinirlendirme. Sen benim dediklerime uyarsan o fermanı da yırtarız, o Ali Rıza'yı da bitiririz. Sen rahat ol. Beyim. Bana bak, ben sizi aramadan beni aramak yok. Mahalleden dışarı çıkmak yok. Mahalleye kimseyi sokmak yok. Söyle onlara oyun oynamasınlar. Hepsi gözünü dört açsın. Sen bu herife güveniyor musun? Ali Rıza'ya güveniyorum. Bir kere Numan'ı buldum. Bir daha bulur. Biri silahları uçurur, öbürü malları yakar. Biz ne hale geldik böyle Fuat? Hayırdır Mithat? Ali Rıza Derya'yı kurtardığında en büyük destekçisi olmuştun. Şimdi şikayet mi ediyorsun? Ayrıca onu siz istediniz. Ben de isteğinizin gereğini yaptım. Vallahi ben onu bunu bilmem. Biri benim kumarhanemi yakacak. Hiç onu toplantıya falan getirip onay malay beklemem hiçbirinizden. Direkt kafasına sıkarım olur biter. Vereceği izahat bizi tatmin etmezse tazminatını verip işten çıkaracak değiliz. Yine sıkarsın Galip. Ama önce bir dinlemek lazım. Şehmuz Bey, geçmiş olsun. Büyük badire atlatmışsın. Atlattık, atlatmasına da. Nasıl atlattık anlamadık.
Hiç lafı uzatmadan direkt soruyorum Ali Rıza. Senden de aynı netlikte cevap bekliyorum. Polisin baskın yapacağını nereden biliyordun? Bilmiyordum. Bilmiyordun da madem, malları yakıp Şehmuz Bey'i kurtarma havalarına nereden girdin? Biz malın yerini tespit ettik. Alıcıları bekliyorduk. Tam o esnada siz beni aradınız. Muhbirlerinizden yüklü miktarda malın satılacağını öğrendiğinizi söylediniz. Ben de aynı muhbirlerin polise konuşmuş olabileceğini düşündüm. Alıcıları beklemeden harekete geçtim. Sen mallara benzin dökerken polis falan yoktu ortada. Haklısınız. Adamlarımın bir kısmıyla Numan'a baskın yaparken diğer kısmına depoya çıkan tüm yolları tutmalarını söyledim. Siz gelmeden hemen önce polisin depoya doğru gelmekte olduğu haberini aldım. Ali Rıza, oraya çıkan birçok yol var. Senin kaç tane adamın var ki hem depoya baskın yapıyorsun hem de etrafı erkete salıyorsun? Kalabalık değildik. Numan'ı halletmeme 3 kişi yetti. Sabri ve adamlarına da yolları tutmalarını söyledim. Sabri? Sabri ne zamandır senin adamın? Aslında epeydir Galip. Biz konsorsiyum olarak o görevi vermeden önce Ali Rıza zaten benim sağ kolumdu. Dolayısıyla savcı ne kadar benim adamımsa Ali Rıza'nın da o kadar adamıdır. Numan'ı halletmek için 3 tane adam yetti diyorsun ama benim bildiğim kadarıyla Numan'ı öldürmeyi başaramadın. Şimdilik elimden kaçtı ama uzun sürmeyecek. Evet. Adam Şehmuz Bey'i dolayısıyla hepimizi rezil olmaktan kurtarmış. Numan'a da malları iade etmemiş. Daha ne istiyorsun Mithat Bey? İlla ki Numan'ı da eline geçirir, cezasını keser. Yok, yok. Onun cezasını ben keseceğim. Şehmuz Atmaca'nın tırına çökmek neymiş, cümle alem görecek. Sen yine kendin muhatap olma Şehmuz. Ali Rıza kulağından tutup getirsin, sen cezasını kesersin. Eyvallah ağa. Yeğenim, kırılmadın inşallah. Yani böyle biraz gerildik filan. Ama sonunda tatlıya bağlandı. Ha, bana tam 20 milyon borcun var. Sıkıntı değil Şehmuz Bey. Evet beyler. Mesele aydınlandığına göre bundan sonra yapacaklarımızı konuşalım. Ali Rıza en kısa zamanda gidip Numan'ı yakalayacak. Canlı olarak ele geçirecek ve yaptıklarının hesabını ödetmek üzere karşımıza dikecek. Sen Şehmuz, sen de unutma ki bir malın satıcısı varsa alıcısı da vardır. Birileri bizim malımızı satmaya cüret edebiliyorsa birileri de almaya cüret ediyor. Sen de bu işin arkasında kim var onu öğren. Geçmiş olsun. Sağ ol aga. Geçmiş olsun Şehmuz'cum. Eyvallah. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Anneciğim, bu senin. Güle güle giy. Teşekkür ederim. Ya baba ya. Daha dün internetten bakıyordum bu elbiseye. Annem kızar diye sipariş edememiştim ama. Ben de oradan gördüm kızım. Açık unutmuşsun bilgisayarı hiç.
Eminem. Teşekkür ederim. Anneciğim nasıl, beğendin mi? Bak değiştirme kartı da koydurttum. Bir sorun olursa beğenmezsen gider değiştirtiriz. Çok beğendim. Kesene bereket oğlum. Ay Rasim. Ay, çok güzel. Çok teşekkür ederim de. Yani bayram değil, seyran değil. Nereden çıktı ki şimdi? Ya Emine. Sizi böyle mutlu gördüğüm her gün benim bayramım Emine. Ben çok büyük bir iş almak üzereyim. Hatta aldım sayılır. Yarın gideceğiz, detayları konuşacağız. O iş bende. Hadi inşallah. Ben sevincimi sizle kutlamayıp kimle kutlayacağım ya? Ne işi aldın Rasim? Ya ne işi olacak Emine? Muhasebe işi. Kızım, bak ne güzel düşünmüş, almış işte. Nasıl almış anneciğim? Çok güzel. Tam senin rengin var, çok güzel oldu. Deniyorum ben. Ne oluyor ya? Piyango falan mı çıktı? Piyango gibi bir şey kayınço. Ama bak enişte seni de unutmadı. Cüzdan, deri, %100. Al bakayım. Al oğlum. Aslında ben sana böyle kurşun geçirmez bir yere kalacaktım da. Şaka mahiyetinde. Espri yaptım ben. Sabri bize iki tane çay. Olur abi. Böyle giderse açığa çıkman çok uzun sürmez, farkında mısın? Her şey müsamaha gösterebilirim. Ama insanları zehirlemelerine kayıtsız kalamazdım. Sen Burak'ın koltuğuna otururken gazoz ticaretiyle mi uğraşacağını zannettin? Haşmet Bey, biz bunlara engel olmak için yola çıkmadık mı? Senin engel olduğun bataklıkta bir avuç balçık. Bataklığı kurutmak istiyorsan daha büyük düşüneceksin. Yoksa boğazına kadar bataklığa batmışken ellerini yıkarken bulursun kendini. Ben Burak'ın koltuğuna birilerini zehirlemek için oturmadım. Fuat'ın koltuğunu başına geçirmek için de insanların zehirlenmesine göz yumacak değilim. Sen Burak'ın koltuğuna başarılı olduğun için oturdun. Ne yaptın? Cabir'i vurdun. Ne yaptın? Murat'ı, Derya'yı kurtardın. Bu başarının nedeniyle seni ödüllendirenler ilk başarısızlığında cezayı kesmeyi de bilirler. Üstelik sen Fuat Ersoy'un oğlu değilsin. Burak gibi kolay da yırtamazsın öyle. O çaylar Bayat. Yenisini demle. Anladım abi. Önünü arkasını düşünmeden hareket ediyorsun. Sabri'nin seninle değil de benimle olduğunu anlasalar, ben sana destek olmasam o toplantıdan nasıl çıkacaktın? Ben bu girdiğim yolun kirli bir yol olduğunu, çamura bulanmadan yürüyemeyeceğimi biliyorum. Ama ben bu yolda yürürken beni ben yapan şeylerden vazgeçersem, hedefe vardığımda Burak'tan, Fuat'tan ne farkım kalır? O zaman kendine şunu sor. Neden silah, kumar ya da araç işine değil de uyuşturucu işine darbe vurdular? Burak'ın koltuğuna oturur oturmaz o fasıldan sınanman sence tesadüf mü? Siz öyle olmadığını düşünüyorsunuz sanırım. Seni buradan sınadılar. Çünkü zaafını arıyorlar. Halide'nin senin zaafın olmasına neden izin vermediğimi anlıyor musun? Haşmet Bey, sizi kırmak, üzmek asla istemem. Hele ki böyle bir konuda. Ama az önce de söylediğim gibi, beni ben yapan şeylerden vazgeçersem, ben yolumu şaşırırım. Ali Rıza, sen yolun başındasın. Üzüleceksin, şaşıracaksın. Yeri gelecek yıkılacaksın. Ama ben yolun sonundayım.
bu saatten sonra yolumu şaşırırsan herkese dünyasını şaşırtırım. Siz niye böyle dışarıda oturuyorsunuz? Biz Ayrıca'nın acelesi vardı. Buraya oturuverdik. O da kalkıyor zaten. Senle içeri geçelim. Konuşacaklarım var. Ali Rıza'yı geçirip geliyorum baba. Ali Rıza ne oluyor? Babam gergin görünüyor. Bir sorun mu var? Babanın biraz canı sıkkın halinde. Onunla ilgilensen iyi olur. Ben de beraber geldiğinizi görünce konuşuruz sanmıştım. Baban için doğru zaman değil. Doğru zamanı biz belirleyeceğiz Ali Rıza. Başkası değil. Benim böyle babamdan gizli saklı bir şeyler yapıyor olmak içime sinmiyor. O yüzden ne kadar çabuk o kadar iyi. Elbette öyle ama biraz daha bekleyelim. Sen benden bir şey mi saklıyorsun? Biraz zaman halle. Son olanlar biraz babanın canını sıktı. Tamam. Dediğin gibi olsun. Ama çok da uzatmayalım. Ne yapacaksın şimdi? Bir durağa uğrarım, oradan eve geçerim. Evdekilere selam söyle. Ama durakta da çok oyalanma. Peki, söylerim. Sen ne yapacaksın? Teyzem bizde. Uyumadıysa laflarız biraz. Teyzenin size kaldığını bilmiyordum. Bu son olaylardan sonra eniştemle arası bozuk. Barışana kadar bizde kalacak. Bugün de ilişkimizi sordu. Endişelerinden bahsetti. Ben de seni ne kadar çok sevdiğimi söyleyip konuyu kapattım. Sonuçta teyzen. Seni düşünmesi, hatta senin için endişelenmesi doğal değil mi? Doğal. Doğal olabilir. Ama endişeleniyor diye kimsenin ilişkimizi sorgulamasına izin vermeyeceğim. Ne teyzemin, ne babamın, ne de bir başkasının. Anlaşıldı. Ali Rıza'nın bu gece için konuşma kredisi burada bitmiş bulunmakta sanırım. Ben gideyim Halle. Yarın görüşürüz. Tamam, iyi geceler. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ve bunun bozulmasına asla izin vermeyeceğim. Kimsenin buna gücü yetmez zaten.
Ali Rıza'nın açıklamaları sana inandırıcı geldi mi Rıfkı? Gereğinden fazla inandırıcı geldi efendim. Yani kusursuz diyorsun. Şüphe etmeyi gerektirecek kadar kusursuz. Pekala. Ali Rıza'nın dediklerini doğrulatabildin mi? Evet efendim. Narkotik şubeye isimsiz bir ihbar gitmiş. Bunlar da onun üstüne baskını yapmışlar. Ali Rıza'ya ilişkin ne varsa öğrenmek istiyorum. Ailesinde polis, asker, istihbaratçı, özel vazifeli kimse var mı yok mu öğren. Askerliğimi Cabir'in geldiği bölgede yaptım demişti. Hangi birlikte yapmış? Hangi komutana tekmil vermiş? Karavanasını kiminle paylaşmış? Ona ilişkin kayıtlı ya da kayıtsız ne varsa öğren Rıfkı. Emredersiniz efendim. Abim, mezelerimiz de geldi Ali Rıza abim. Eyvallah Ramço. Oh. Gel sen de. Afiyet olsun. Abi, Hasan abi gelmeden durağı boş bırakmayayım şimdi. Gelenimiz gidenimiz olur. Eyvallah. Eyvallah, afiyet olsun. Afiyet olsun. Eyvallah abi, gel. Aslanım, telefonda soramadım. Sen o mevzuyu nasıl çözdün? O kaytan bıyıklı godaman sana bir şey yapacak, zarar verecek diye endişelendik. Biraz zor oldu ama Haşmet ağa destek verince çözüldü mesele. Nasıl yani? Polisin geleceğini Haşmet ağa mı söyledi sana? Yok abi, öyle değil. Ya o zaman sen polisin geleceğini nereden biliyordun ki? O ayının gözünün içine baka baka mallarını yaktın. Abi, gerektiği kadarını söyledim. Üzerine gerektiği zaman söylerim. Eyvallah. Siz ne yaptınız? Buldunuz mu Fatih'in arabasında? Bulduk, bulduk. Telaş etti biraz Dana ama adam Fatih'ten daha iyi sürmüş arabayı. Bir tane bile çizik yoktu üstünde. Fatih'in derdi arabaydı, tamam. Oldu, bitti. Şimdi söyle bakalım, senin derdin ne? Haşmet ağa. Destek oldu diyordun. Başka sıkıntılı bir durum mu var? Sıkıntı Halide abi. Ha. Haşmet ağa tavrını koydu demek. Ben onu anlıyorum. Hayatta bir tek kızı kalmış. Üzerine titremesi, tehlikelerden sakınması normal. Ben anlıyorum, ben anlıyorum da şu anlamıyor. Şu.
Ona söz geçirebilen zaten bu dünyaya padişah oluyor aslında. Herkese söz geçirebilirsin. Hasımlarına diş geçirebilirsin. Hatta gerekirse alemin en delikanlısının bileğini büküp karşında hizaya getirip hazır ola da geçirebilirsin. Ama yüreğine söz geçiremezsin. Ya Haşmet abi bilmiyor mu bunları, benim üzerime geliyor bu kadar? Sitem etmenin dışında başka sıkıntılı bir durum mu var? Abi benim bu yollara intikam için girdiğimi, derdimin Nihan'ın hesabını sormak olduğunu biliyorsun. Haşmet ağa da bana destek verdi. Şimdi desteğimi çekerim demeye getiriyor. Yolun başında Haşmet ağa yoktu. Yola çıktığında da onun desteğiyle çıkmadın. Aa, desteğini değersiz buluyor değilim. Önemsiyorum ama ben biliyorum ki sen gerektiğinde tek başına da olsan bütün bunların hepsinin üstesinden gelirsin. Yola çıktığımda sen vardın, Ferit vardı. Ramço ile Fatih vardı. Bu saatten sonra bana dostlarımın desteği yeter, ona şüphem yok. Ama neticede babayla kız arasına girmek de benim isteyeceğim bir durum değil. Eyvallah. Sen kendine yakışanı yaptın. Sevdana sahip çıktın, peşinden gidiyorsun. Haşmet ağa da kendine yakışanı yapıp sevdanızın arasına girmeyecek. Haşmet ağa kendine yakışanı yapacak mı? Vallahi ben bugüne kadar Haşmet ağanın yakışıksız bir şey yaptığını ne gördüm ne de duydum. Lakin iki evladını kaybetmiş bir baba, hayatta kalan tek evladı için neleri göze alır, neler yapar, bunu kimse bilemez. Sen bütün bunları Halide'ye anlattın mı? Durumdan haberi var mı? Yok. Halide'yi üzmemeye çalışıyorum. Benim yüzümden babasıyla karşı karşıya gelsin istemem. İyilikle davranıyorsun fakat hata yapıyorsun. Madem ki Halide'yi seviyorsun, onun incinmesi pahasına da olsa derdini anlatıp onu derdine ortak etmelisin. Halide şu an şu konuşmayı dinlese %100 sana hak verirdi. Şimdi herkes doktor hanım için Haşmet ağanın kızıdır diyorlar ya. Öyle değil. Ben biliyorum, ben gördüm. Halide annesinin kızı. Biz cezaevindeyken Haşmet ağayla beraber. Görüş günlerinde ben rahmetliyi bir kere olsun boynu bükük, üzgün ya da sitemkar görmedim. Ha, yeri geldi Haşmet ağadan hesap sorduğunu gördüm. Ya da yeri geldiğinde Haşmet ağanın derdine ortak olup onu teselli ettiğini de gördüm. Bir akşam sen yoktun burada. Doktor hanım kızımızla birer bardak çay içip dertleştik. O gece benim karşımda gördüğüm kadın Halide değildi. Rahmetli annesi. Halide annesini, iki abisini kaybetmiş abi. Büyük acılar yaşamış. Haşmet ağa için hayatındaki tek varlığı nasıl Halide'yse, Halide'nin de tek varlığı Haşmet ağa. Benim için babanı karşına al diyemem. Haklısın. Haşmet ağa kızına kıyamaz. Ama sana kıyar. Yapar. Halide incinmesinde. Varsın bana kıysan. İşte o öyle değil aslan. Siz Halide ile bir olun ki, hem olun ki ikinize de kıyamazsın.
Baba. Senin bu gece atıştırmaların yine sıklaşmaya başladı. Kendine dikkat etmiyorsun. Yiyecek bir şey yok zaten dolapta. Gidip yatayım ben. Baba sen iyi misin? Gidiyorum işte, doktor sözü dinliyorum. Neyi soruyorsun? Hayır, Hanife fazı sarması yapmıştı ama sen dolapta yiyecek bir şey yok diyorsan sorarım tabii. Önemli bir şey yok. Baba sizin Ali Rıza ile aranızda ne sorun var? Ona anlatma diye tembihlemişsin belli. Bari sen anlat. Anlatacak bir şey yok halde. Benim anlatacaklarım var ama. Gel bakalım şöyle. Gel hadi. Dur bakalım. Baba ben Van'dayken insanlara yardım ettiğimi hissettiğim, yararlı olduğumu hissettiğim her an kendimi çok iyi hissediyordum. Ama bir taraftan da seni, evimi, İstanbul'u o kadar çok özlüyordum ki. Zannediyordum ki ikisinden birini seçmem lazım. İkisi bir arada olmaz. Ekmeği ısıtayım mı? Yok, o kâfi. Rukiye'nin bana ikisinin bir arada olabileceğini gösterdi. Hem burada kalıp insanlara yardım edebilmemin, mesleğimi yapabilmemin... ...hem de her gün seni görebilmemin mümkün olduğunu anlattı. Sonra da Ali Rıza ile el ele verip kliniği açmamda yardım ettiler. Eksik olmasınlar. Baba ama sen benim mutluluğuma ortak olmuyorsun. Ben uzun zaman sonra ilk defa bu kadar mutluyum, ilk defa bu kadar heyecanlıyım. Ama seni böyle gördükçe sanki yanlış bir şey yapıyormuşum duygusundan da kendimi alıkoyamıyorum. Halidem, senin mutluluğun bana ancak mutluluk verir. İstediğim tek şey dilediğin gibi yaşama. İyi ki varsın babam. Sen iyi ki benim babamsın. İyi ki Halidem. İyi ki. Uykunu kaçırmayacaksa sana bir kahve yapayım mı? Rastgele. Eyvallah. Kurşunu yedikten sonra temkini biraz abartmadın mı ya? Oğlum benim derdim kurşun değil ki. Benim derdim seni yemesinler. Fuat. Fuat'ın adamı seni araştırıyormuş. Malları ateşe verdikten sonra iyice şüpheleri arttı demek ki. Polisi tam zamanında yetiştirdin. Şemu sıkıyordu kafama. Hepsini kafaladım ama yine de şüphelenmişler demek. Askerlik kayıtlarına kadar her şeyi ellerinin uzandığı her yere araştırıyorlar, soruşturuyorlar. Eninde sonunda bunu bekliyorduk.
Evet ama bu kadar çabuk olmasına sen sebep oldun aslan parçası. Sana söyledim, her hareketin dikkat çekiyor. Bu kadar hızlı ilerlememizi dikkat çekmeme borçluyuz. Dikkat etmezsek o borcu bize ödetmek üzereler. Burak'ın mahalleye taşınması da bu yüzden mi? Belki bu yüzdendir. Belki senin sinirlerini bozmak için. Hata yapman için seni kışkırtacaktır. Ne olursa olsun sinirlerini sağlam tutmak zorundasın. Fuat, Haşmet'i yoklamış olabilir. Sana bir şey söyledi mi? Haşmet'e gerginiz şu aralar. Bana hep aynı türküyü söylüyor. Bu hiç iyi olmadı. Sana söylediğim yol ayrımına geldin. Numan konusunda yardımına ihtiyacım var. Yer altına çekildi. Nasıl bulacağımı bilmiyorum. Kendi başının çaresine bakman lazım. Benden sana hayır yok. Bir süre irtibatı kesmek zorundayız. Ne yapıp edip Haşmet'i yanında tut. Ne kadar sürecek bu karartma? Üstünden şüphe kalkanı Fuat sana güvenene kadar. Burası size yasak. Önümden çekilin, ezdirtmeyin kendiniz. Lan oğlum sen hayırdır? Süsü yezanelerde sana arıza dediler diye sen kendine bir şey mi sandın? Buranın en efendisi senden daha arıza. Akıllı ol. Ben kullanayım. Böyle gelip test yaparsınız işte. Hadi canım hadi. Herkes arıza. Gelip test yapar. Ne duruyorsun oğlum? Devam etsene. Ne yapıyor lan bu? Abimi sormaya geldiysen boşuna geldin, yerini bilmiyorum. Abini sormaya gelmedim, ona mesaj göndermeye geldim. Ona söyle adam gibi çıksın karşıma. Akşama kadar vakti var. Eğer karşıma çıkmazsa mahalleye tekrar geleceğim.
Bu sefer kurduğunuz barikatları değil, mahallenizi başınıza yıkacağım. Ben öyle Burak gibi yalandan ayağını sıkmam. Kafana sıkarım. Aa, iyi misin? Kalk kalk. İyi misin? Ha? İyi misin? Ha. Gördün mü geri ötesi? Geleceği varsa da yaptıklarımızı duyunca mümkün değil gelmeyecek. Adam gelmeyecek. Kardeşi ona gidecek. Bu sefer de taksiden arabadan kullanırlar. Nasıl takip edeceğiz? Biz Ramço'yla ayarladık bir şeyler. Merak etme. İyi gördüm ama seni. Umarım bir daha hiçbirimiz böyle şeyler yaşamayız. İnşallah. İyiyim ben Füsun. Sağ ol geldiğin için. Bir şeye ihtiyacın var mı peki? Yok sağ ol. Kalkayım ben o zaman. Geçmiş olsun tekrar. Emine sen zahmet etme hiç, ben çıkarım. Rukiye anneye de çok selam. Füsun. Benim kulağıma bir şey geldi de hiç yakıştıramadım ben sana. Ne geldi kulağına Emine? O katilin abisiyle birlikteymişsin. Biz yokken o adamın evinde kalmışsın. Siz evde yokken nerede kaldınız? Biz Ali Rıza'nın zoruyla mecburen gittik o kızın evine. Öyle mi? Ben de sizin gibi mecbur kaldım. Mecburen mi sevgili oldunuz o zaman? Hayır tabii ki. Bilerek, isteyerek, severek sevgili oldum. Ay bir de iyi bir şeymiş gibi söylüyorsun bunu Füsun. Ben sana inanamıyorum ya. Ali Rıza, Haşmet Gürkan'ın kızıyla beraber hiçbiriniz ses çıkarmadınız, hiçbiriniz karşı çıkmadınız. Karşı çıkmadım nereden biliyorsun sen? O zaman daha çok karşı çıksaydın Emine. Ali Rıza'yı o evden de o kızdan da uzak tutsaydın. Bu yaptığın haklı çıkarmıyor seni yalnız. Haklı çıkmak için söylemiyorum ben. Sen Murat'ı hiç tanımıyorsun. Murat, Haşmet Gürkan'ın evindekilerden de, kendi ailesinden de çok farklı biri, çok düzgün biri. Ben Murat'ı seviyorum. Onunla yaşadığım ilişki de çok ciddi bir ilişki. Bunu kimsenin bozmasına da izin vermeyeceğim. İyi günler avukat hanım. Yok artık. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ali Rıza'nın evini mi gözetliyorsunuz artık? Bana ne Ali Rıza'nın evinden ya? Ben buraya yerleştim. Ne? Evet. Bu mahalleye taşındık. Artık burada yaşıyoruz. Burak Bey, sizin ne yaptığınız beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Benim tek istediğim Murat'ı pis işlerinize bulaştırmayın yeter. Ne bulaştırması ya? Orada aptal gibi mi gözüküyorum ben? Hayır. Murat Ali Rıza ile ilgili sorular sorup duruyor bana. Neden acaba? Bakın avukat hanım. Her ne olursa olsun ben abimi bu işlere bulaştırmam. Ona zarar verecek bir şey yapmam. Kendisi yardımcı olmak istiyor. Öyle mi? Siz eğer bir şey yapmazsanız, rahat durursanız kimsenin sizin için bir şey yapmasına gerek kalmaz zaten Burak Bey. Bu
Ben ne anlatırsam anlatayım siz bana inanmayacaksınız. Anlaşıldı. Tamam avukat hanım. O zaman abim gelsin şu meseleyi bir kapatalım. Abi neredesin? Ne oldu oğlum? Bir şey yok. Füsun yanımda da. Bana gelebilir misin? Konuşmamız lazım. Füsun yanında mı? Hayırdır? Abi bir şey yok dedim. Sen gel konuşalım. Tamam. Tamam geliyorum. Geliyor. Gelsin. Düş çocuklar yakasın artık bir düş. Hayırdır Baldız? Sıkıntı var. Mithat'la konuştum az önce işte. Ona canım sıkıldı. Ben Mithat'tan boşanmak istiyorum enişte. Sebep? Galip ya da Şeymuz'la mı evleneceksin? Hiç bozulma Melek. Biz 40 kişiyiz. Birbirimizi biliriz. Sen yıllardır bana Mithat'ı başa geçirmediğim için değil, seni başa geçirmediğim için kızgınsın. Mithat'ı başa geçirsem perde arkasından her şeye hükmedecektin. Beceremediği için Mithat'tan vazgeçeceğine inanırım da işleri yürütme sevdandan vazgeçeceğine inanmam. Ben artık çok değiştim enişte. Evladını kaybetme korkusu insanı çok değiştiriyor. Ben senin gibi ailemi kaybetmenin acısını yaşamadım ama... Derya'yı kaçırdıklarında... onun acısını burada yüreğimde hissettim. Ben Mithat'a bir tek şartla dönerim enişte. O da eğer bu işleri bırakırsa... senin eskiden yaptığın gibi eğer işleri bırakırsa... o zaman dönerim. O zaman sen bir an evvel iyi bir avukat ara Melek. Çünkü kocan eğer işlerle senin aranda bir seçim yapmak zorunda kalırsa... hiç düşünmeden işlerini seçer. Hemen şu sağdaki oda. Çok soğuk burası. Ya haklısın. Biz yeni taşındık. Fiko'ya söyledim. Taktıracak kombiyi. Siz beraber mi yaşıyorsunuz burada? Evet. Fiko, ben, bir de uşağımız. Lamartin! Kahve içer misin? İstemez. Tabii sen şimdi şaşırıyorsun. Koskoca Burak böyle bir evde nasıl yaşıyor diye, değil mi? Ya Burak Bey, siz anlamıyorsunuz galiba. Ben sizin tercihlerinizle ilgilenmiyorum. Kahve? İstemez. Oturmaz mısınız peki? Gerek yok. Siz ne kadar gergin bir insansınız ya. Ne desem ağzıma tıkıyorsunuz. Ne yapacağız peki? Böyle ayakta mı bekleyeceğiz? Evet. Ne oluyor oğlum? Hayır. Gel abi gel. Gel. Sen geç. Ben ufak bir şey alıp geliyorum. Aşkım? Ne oldu? Ne işin var senin burada? Karşılaştık yolda. Bizim üçümüzün konuşması gereken meseleler var dedi işte. Seni aradı. Bir şey getirdi beni buraya. Abi hoş geldin. Geçin oturun. Çok kısa zamanınızı alacağım. Evet. Şimdi... kısa, net, akıcı bir şekilde...
Ben durumu size konuşacağım. Aklınızda hiç soru işareti kalmayacak. Sadede gel bırak. Füsun, özellikle sana konuşuyorum. Sana söz veriyorum. Abimi ne ben, ne babam, ne bir başkası bu işlere bulaştıramayacak. Ama buna en iyisi sen engel olabilirsin. Neden şimdi bunun muhabbetini yapıyoruz? Bir şey mi oldu Füsun? Yani bir şey olmadı. Ben sadece Burak'ın... yani seni işlerine karıştırmaması gerektiği konusunda uyardım ama görüyorum ki... o da benimle aynı fikirde. Kesinlikle. Hatta ben biraz daha fazlasını düşünüyorum. Abi... bu kız seni seviyor. Seni önemsiyor. Senin için endişeleniyor. Füsun, abimi al buralardan götür. Sana söz veriyorum. Dediğimi yapacağım. Hatta... bu... bizim için... çok kıymetli bir şey. Annemizden yadigar. Bu sende olduğu sürece abime bir şey olmayacak. Bundan böyle kahvaltıları bu kadar geniş hazırlamayın. Fuat zaten diyet yapıyor. Ben pek bir şey yemiyorum. Burak'la Murat da olmadığına göre bu kadarına gerek yok. Peki efendim. Burak gerçekten o izbe mahalleye mi yerleşti? Hı hı. Fuat şundan bir başını kaldırır mısın Allah aşkına? Burak'tan vazgeçmediğini biliyorum. Ama ne kadar sürecek bu saçmalık? Onu Burak belirleyecek. Burak sizin içinizdeyken Ali Rıza'yla baş edemedi. Şimdi onun mahallesinde senin yardımın olmadan nasıl altından kalkacak Fuat? Şebnem, aslan yavrusuna et getirmez. Ona avlanmayı öğretir. Ben bu yaşıma kadar Burak'a avlanmayı öğretebildiysem... o da ayakta kalmanın bir yolunu bulacak. Ha, öğrenemediyse yapacak fazla bir şey yok zaten. Arzu abi topu tut. Onur, orman ne güzelmiş ya. Baban mı yaptırdı? Burak abi yaptırdı. Hem de bütün takıma. Topu da aldı. Lisanslı Şampiyonlar Ligi topu. Abi versene, arkadaşlar bekliyor. Gel oğlum gel. Şükrü. 10 tane yedin oğlum.
Alacağım vereceğim. Bu. Pas oyunu yapacağım. Bunu ben de yaparım. Sen çakılısın Şükrü. Hayırdır? Çocukların oyununa da mı karışacaksın artık? Versene topu. Çocuklar, alın topunuzu. Bizim Saim'in halı sahasına gidin. Ali Rıza abinin selamı verdiğin atsın kapıları, haydi. Yaşasın Ali Rıza abi! Bana bak, seni bir daha bizim mahallenin çocuklarının etrafında görürsem canını yakarım. Stres. Görüyorsun değil mi Fiko? Tabii kolay değil. Kaldıramadı benim yerime geçmeyi. Kolay mı abicim ya? Eziliyor altında haliyle. Sizi ben burada ezerdim de dua et, baban arıyor. Efendim Fuat Bey. Evet evet, durakta olurum. Bekliyorum. Memnuniyetle. Şimdi önemli işlerim var. Sizi son kez ikaz ediyorum. Çocukların yanında görmeyeyim sizi. Bak, babanın hatrını falan da dinlemem. Ona göre. Hoş geldin. Hoş bulduk Melek. Sevgilim, seni çok özledim. Özlemeye devam edeceksin. Bu benim için çok da kolay olmayacak ama. Sonunda kazanacaklarımızı düşünürsen değdiğini anlayacaksın. Enişten benden ayrılmak istediğine inandın mı? Henüz değil. Ama aramızın kötü olduğuna ikna ettim. Biraz daha burada kalmama izin verecektir. Haşmet abi eski kurt. Sana olan yargılarını kırman çok da kolay olmayacak. Ama elimize bir fırsat geçti. Halide. Ali Rıza'ya kör kütük aşık. Haşmet bu durumdan hiç memnun değil. Ne yapıp edip onları ayırmaya çalışacak? Bizim kız da biraz inatçıdır bilirsin. Eğer bu konuda Haşmet'e destek olursam güvenini kazanırım diye düşünüyorum. Sen de havadisler nasıl? Sevgilim Fuat'ın kafası allak bullak oldu. Çaktırmıyor ama hem bocağı bir meselesi hem de Burak'ın durumu onu epeyce sarstı. Ne Ali Rıza'ymış be. Hem Haşmet'i hem Fuat'ı darmadağın etti. Sevgilim, işte bu durumdan biz faydalanmalıyız. Sen Haşmet abinin toparlanmasına sakın izin verme. Ben de Fuat'ın toparlanmasına izin vermeyeceğim. Bundan sonra hiç kimse bizim kızımıza el kaldırmaya cesaret edememeli. En güçlü olmadığımız sürece tehdit altındayız. Merak etme. Bir daha aynı korkuyu ne kızıma ne de kendime yaşatmam zaten. Bu iki beceriksizin artık bu işleri yönetmesine izin vermeyeceğiz. Böyle iyi mi doktor hanım? Evet evet, böyle güzel oldu. Bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Ali Rıza, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen tabii sürpriz ne diye merak ediyorsun.
Gel. Ali Rıza, ben sana sormadan bir şey yaptım. Kliniğin ücretsiz olabilmesi için bir dernek çatısı altında faaliyet göstermesi gerekiyormuş. Açın lütfen. Ben Nihan'ın adını yaşatmayı çok istiyordum. Kliniğe onun adını vermenin en doğrusu olduğunu düşündüm. Eğer hoşuna gitmediyse... Olur mu Ali? Ben burada öncelikle çocuklarla ilgilenmek istiyorum. Onların her birinin gülüşünde, mutluluğunda Nihan'ın adı yaşasın istiyorum. Yani çocukları çok sever. Çocuk görünce başını okşamadan geçmez. Annen çok sevecek. Sen iyi ki varsın. Abi Melek'le bir de sen mi konuşsan? Bıraksın bu kırgınlığa, artık bir son versin. Beni dinlemiyor abi. Boşanmak istediğini söyledi. Kararlı da görünüyor. Başkasının lafıyla hareket edecek kadın değildir, bilirsin. O seni dinler abi. Eğer sen tavır koyarsan sana kayıtsız kalamaz. Boşanma falan olmaz abi. Bıraksın bu lafları. Belki bir çaresi bulunur. Sen biraz zaman ver. Peki abi. Tamam. Abi bu arada kulağıma bazı havadisler geldi. Galiba tam adı konmamış ama... yani hayırlı olsun diyelim mi bilemedim. Ne için?
Ali Rıza konsorsiyuma kılıç olduğu gibi senin de damadın oluyormuş. Kimden duydun? Abi şu an alemde herkes Ali Rıza'yı merak ediyor. Haklı olarak soruyorlardı. Bana da bir iki kişi geldi. Haşmet Ağa'nın damadı olacağı için mi bu görevi verdiniz diye sordular. Mithat. Sen kızımın adının böyle saçma sapan muhabbetlerde geçmesine nasıl izin veriyorsun? Biri benim damadım olacaksa duyması gereken insanları önce ben duyururum. Değil mi? Abi hata ettiysen kusuruma bakma. Ama hani senin Ali Rıza'ya bu kadar arka çıkmanda Halide'nin payı vardır diye düşündüm de ben. Elimden bir kaza çıkacak. Ben bir şey yok diyorsam yoktur. Uzatma. Tamam abi sen sinirlenme. Sen sakin ol sinirlerini. Ben bundan sonra kimsenin ağzını açtırmam abi. Mithat. Abi tamam ben... Uzatma. Benim biraz işim var müsaadenle. Gideyim onları halledeyim. Sabri. Sabri! Tamam. O kara Hasan'a söyle derhal buraya gelsin. Derhal. Başla. Usta ya, leş gibi kokmuş araba. İki kere yıkattım, o suflinin kokusu geçmiyor ya. Ne bu ya? Ulan Fatih, bir de abartma ya. Bir şey de bir abartma ya. Sapasağlam buldun arabanı, daha ne istiyorsun işte ya? Sen niye gerginsin abi? Ferit, koskoca Fuat Ersoylu işi gücü bırakmış dükkana ziyarete geliyor. Bundan bir hayır çıkmaz ki. Kesin bir çapan oğlu var, ondan gerginim. Yani sen Fatih'e diyorsun da... Sen de abartıyorsun abi biraz sanki. Nasıl yani? Ya oğlu mahalleye yerleşmiş. Babası çay içmeye gelsene olur, gelmesene olur abi. Vay vay vay. Hasan abi doğru mu duydum? Fuat Ersoylu şeref bulmak için mekanımıza mı geliyor? Mekanımıza gelmiyor. Ali Rıza Altay'ın mekanına geliyor. Adam geldiğinde de ileri geri konuşup zevzeklik etme. Ali Rıza'yı mahcup edersin, ona göre bak Allah yarattı demem. Usta. Sen ona buna şişip bize gider yapıyorsun. Ben anlamıyorum ki ya. Allah Allah ya. Fatih, Allah Allah ya. Fatih. Efendim Sabri. Aleykümselam. Hayırdır? Yalnız Ali Rıza Fuat Ersoylu gelecekti. Onu bekliyoruz biz. Sen öyle diyorsan ben durmam elbet. Hemen gelirim. Çıkıyorum şimdi hadi. Ne oldu abi? Ferit, Sabri aradı. Haşmet Ağa, Kara Hasan bir gelsin acil demiş. Ben gidiyorum, Ali Rıza geldiğinde söylersiniz böyle böyle diye. Tamam? Tamam. Ha Ferit. Efendim abi. Ben yokken buna mukayyet ol. Fuat Ersoylu'nun yanında ağzını bile açmasın. Tamam abi, sen merak etme, ben de. Allah Allah ya. Ne Fuat Ersoylu'ymuş arkadaş. Kendi gelmeden sürekli ayar yiyip duruyoruz ya. Allah Allah ya. Havada kokuyor zaten. Ali Rıza buraya gelip de bize posta koydu diye gidip el öpürecek adam değilim. Savaşacaksak konsorsiyumun gücünü bölüp diğerlerini yanımıza çekelim. Ali Rıza'nın Burak Ersoylu'nun yerine geçmesinden hoşnut olmayan çok adam var. Korkularından seslerini çıkaramıyorlar. Abi, ziyaretçiniz var. Kim? Burak Ersoylu abi. Yok da yok. Şimdi hiç onunla uğraşamam. Of. Çık sen çık. Geçmiş olsun Erol abi. Sana da geçmiş olsun Burak. İşlerden el çektirmişler sana. Takma. Alemde olur böyle şeyler. Vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Takmadım diyemem. Olacağı buydu. Hep şu kibrin yüzünden.
babana rağmen koskoca imparatorluğu elinden aldılar. Ama bizim yerimize dünkü çocuğa verdiler işi ya. Onun da hesabını ayrıca soracağız. E sorun işte. Hesabını sorun. Ben de onu konuşmaya geldim. Size konsorsiyumdan artık hayır gelmez, ben size söyleyeyim. O konsorsiyum otura otura paslanmışlar. Tek dertleri koltukları. Yani onların ne kendine hayrı olur ne size. Ben size söyleyeyim. Bütün piyasa hala onların kontrolünde. Bizim dışımızda kimsenin onlara baş kaldıracağı yok. Evet. Ya siz zaten hareketi başlattınız. Siz o davete gelmeyerek rajonu kestiniz. Ben size söyleyeyim. Piyasa zaten hareketli. Doğalgaz açık, bir kıvılcıma bakıyor. Siz de o kıvılcımı çaktınız. Siz delikanlı gibi o yaptığınız hareketin arkasında durun. Benimle güçlerinizi birleştirin. Bakın biz o konsorsiyuma nasıl çöküyoruz. O piyasayı nasıl ele geçiriyoruz. Açık konuş Burak. Babana savaş mı açacaksın? Yani tam olarak öyle diyemeyiz Erol amca. Babamı bilirsin. Fuat Ersoylu'nun oğluna çökmüşler. Rajonu kesmişler. Babam bu hareketi yiyecek mi? Ha? Sence sineye çeker mi? Ben biraz palazlanayım. Biraz güçleneyim. Bak gör Fuat Ersoylu nasıl yanımızda. Hemen ortaklarını satar. Her zamanki gibi büyük laflar ediyorsun Burak. Senin ne gücün kaldı ki? Birleştireceğiz de, piyasayı ele geçireceğiz de. Benim ne gücüm kaldı öyle mi? Benim gücüm. Sayın Ersoylu. Numan Başkan. Gentleman. Allah muhabbetinizi arttırsın. Sizi böyle görmek beni inanın çok sevindirdi. Sizin aranızda kan vardı. Nasıl oldu da böyle bir araya geldiniz? Aga, geçmiş olsun. He? Aramızdaki meseleyi çözdük biz. Aramızda kan man kalmadı. Sizin gibi benim de problemim A. nokta Rıza'yla. Sen babanla ortaklarının dize getiremediği ipsiz numanı alıp buraya getirebildiysen biz de buna kayıtsız kalacak halimiz yok. Ha şöyle Erol amca ya. Evet beyler, yeterince laf çevirdik. Şimdi icraat zamanı. Heh. Evet, görüyorum ki şu an bir ortaklığın temeli atılıyor. Vay be. Bir heyecanlandım ben. Bir şey yapsak, kutlasak bunu. Ha? Ne yapsak, bir kurban mı kessek? Ali Rıza'dan hala kurban mı olur? Madem Ali Rıza kurban dedin, hemen akıtalım kanını. Ha? Bak beni biliyorsun. Böyle işlerde ciddiyetimi göstermeyi severim. Gece kurban olmaz Burak. Gece kurban olmaz. Ama yapacak bir şey yok. Bu lavuk gelmiş benim mahallemi basmış. Kardeşimin başına silahı dayamış. Daha fazla bekletemem onu. Aklınca kardeşimin başına silahı dayayacak, beni tahrik edecek, ortalığa çıkartacak. Aklınca. Akıllı çocuk. Bak aklını kullanmış, seni bulmuş. Gelmiş. E sen de karşılan Uman. Hesabını, kitabını ona göre yap. Karşılarım Burak. Karşılarım. Zevkle oğlum. Zevkle. Bismillah.
Hoş geldiniz. Sen artık bizim imkanlarımıza sahip birisin Ali Rıza. Kendine daha şık bir yerde bir ofis bulabilirsin. Neden hala burada duruyorsun? Siz bana sokakları düzen altında tutmam gerektiğini söylediniz. Selefim'in şık bir ofisi vardı. Ama sokaklardan kopuk bir hayat yaşıyordu. Aynı hataya düşmek istemem. Buyurun. Ne ikram edebilirim size? Çok fazla kalmayacağım. Buraya seninle iki hususta konuşmak için uğradım. Birincisi Sabri meselesi. Sabri konusunda bir sıkıntım var. Dün gece seninle birlikte olduğunu söyledin. Evet. Polisin geldiğini bana o haber verdi. Ali Rıza. Sen artık Haşmet abi için değil, bütün konsorsiyum için, yani benim için çalışıyorsun. Haşmet abinin adamlarını kullanmak doğru değil. Eğer yeterli sayıda elemanın yoksa Rıfkı'ya söyleyelim, sana adam ayarlasın. Ama bundan sonra bizim kendi işlerimizde ne Haşmet abinin ne de bir başkasının adamlarını kullanmanı doğru bulmuyorum. Söylediklerinizi dikkate alacağım. İhtiyacım olacağını düşünmüyorum ama ihtiyaç duyarsam Rıfkı'dan yardım isterim. Güzel. Ama buraya kadar gelmenizin nedeni sanırım konuşmak istediğiniz ikinci husus. Bunu bana toplantıda da söyleyebilirdiniz. Buraya evladımı ziyaret etmeden önce seni ezmiş olmamak adına geldim. Ne de olsa burası senin mahallen. Bildiğin gibi Burak işlerden el çektirildi. Bundan sonra bizim nüfuzumuzu, gücümüzü kullanmaktan men edildi. Ancak takdir edersin ki ne olursa olsun o benim oğlum. Durumunu görmek, bir baba olarak iyi olduğundan emin olmak isterim. Sizinle açık konuşabilir miyim Fuat Bey? Elbette, lütfen. Oğlunuzun burada olmasından rahatsızım. Her ne kadar konsorsiyumun imkanlarından mahrum bırakılmış olsa da kendi imkanlarıyla da alışık olduğu bir muhitte, alışık olduğu bir yaşam tarzını sürdürebilecekken mahalleme yerleşmesinden hoşnut olmadığımı bilmenizi isterim. Hakkın var. Burak'ın kişisel serveti arzu ettiği her yerde yaşayabilecek kadar çok. Açıkçası burada olmayı niye tercih etti ben de bilmiyorum. Ancak senden ona karşı peşin hükümlü olmamanı, yaptıkları, yapacakları karşısında müsamaha göstermeni istiyorum. Artık benim için çalıştığına göre ailemi korumak, onların iyiliğini, güvende olmalarını onlara rağmen sağlamak bundan sonra senin en birinci görevin. Bugüne kadar bana verdiğiniz en zor vazife bu. Siz bile oğlunuzu ona rağmen koruyamamışken benim üstesinden gelmem biraz zor olacak. Ben böyle düşünmüyorum. Sen ki Cabir'in kardeşini cezaevinden kaçırmak, evlatlarımızın hayatını kurtarmak, Cabir'i öldürmek gibi
çok daha zorlu işlerin üstesinden gelmiş bir adamsın. Bunun da üstesinden geleceğine hiç kuşkum yok. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin Bey. Sağ olasın Sabri. Sabri, bize iki acı kahve yaptır. Ağzımız tatlansın. Olur abi. Hayırdır ha? Ağzının tadını kaçıran nedir? Ali Rıza. İkazlarda bulunuyorum. Dinlemiyorum. Makul adamdır halbuki. Makul konuşulursa da kulaklarını tıkamaz. Sakın ola aranızda bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben de öyle düşündüm. Tekrar tekrar anlattım, tekrar tekrar uyardım. Ama cevap alamadım. Ben de sana danışayım dedim. Artık. Ben mi anlatamıyorum? O mu anlamak istemiyor? Ah sen beni bilirsin. Ben aracılıktan haz etmem. Aracı olan arada kalır. Doğru. Son zamanlarda benim de haz etmediğim şeyler oluyor Hasan. Kızım için katlanıyorum. Madem Ali Rıza için kardeşimdir diyorsun, sen de onun için katlanacaksın. Eğer uyarılarımı dinlemezse, kardeşinin başına büyük belalar açılması mevzu bahis. Eyvallah. Doğrudur. Ali Rıza bana kardeşten de ileridir. Onun için yapamayacağım bir şey de yoktur. Lakin Halide kızımıza da sevgim ve hürmetim çoktur. O sebeple müsaaden olursa eğer, ben aklımdakini bir dökeyim sen danışmana. Buyur. Aa bilirsin, yiğit dediğin kendine yakışmayanı yapmaz. Yanına da yakışmayanı almaz. Ali Rıza ve Halide birbirlerine yakışıyorlar. Benim bildiğim sen de yiğit adamsın. Bana göre sana yakışan da bellidir. Kara Hasan, ben kendime yakışanı iyi bilirim de ailevi meselelere karışmanı hiç yakıştıramadım sana. Hele hele böyle bir konuda birilerinden akıl alacağımı düşünmeni hiç mi hiç yakıştıramadım. Aha. Benim aklım bana zor yetiyor. Kimseye akıl verecek halim yok benim. Ama belli ki ben de Ali Rıza gibi seni yanlış anladım. Şimdi de bir düzelt ki ben bileyim doğruyu. Ali Rıza'ya da anlatayım. Düzeltilmesi gereken şey Ali Rıza'nın hal ve hareketleri. Dün gece toplantıda destek olmasam az kalsın foyası meydana çıkacaktı. Eğer böyle devam eder, uyarılarımı dikkate almazsa devletin adamı olduğunun anlaşılması an meselesi. Ne oldu? Yoksa bilmiyor muydun? Kardeşin sana söylemedi mi Kara Hasan? Kimlere çalıştığını, niye şaşırdın? Ben senin bildiğini de bilmediğim için şaşırdım ha.
bilmesem, arkasındakilerin bu alemin pisliğini temizlemek için onu seçtiklerini düşünmesem, niye yardımcı olayım, niye destek olayım? Ama bu şekilde devam eder, uyarıları dinlemezse benim desteğimin de bir anlamı kalmayacak. Onun için sen bir lisan-ı münasiple konuş onunla. Bana müsaade ha. Kahveni içmedin. İçmiş kadar oldu. Rıza'ya bu yaptığım yanlış anlaşılırsa? Onlar da en az benim kadar mutlu olacaklar. Emin ol. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum. Mert'i pansumanın için hepimizin gelmesine ne gerek vardı? Anneciğim, Mert polikliniğin ilk hastası. Hep beraber olalım istedim. Hadi gelin. Buyurun. Haydi. Hadi bakalım. Teyzemin adı. Sevinirsiniz diye düşünmüştüm ama çok mutlu oldum, çok, çok. Kardeşim. Kardeşim rahmetli olduğundan beri ilk kez ailece mutlu olduk. Teşekkür ederim. Sakın ağlama lan. Ben de kendimi zor tutuyorum. Biz de elimiz boş geldik. Böyle bir eksiğiniz falan var mıydı? Siz geldiniz, her şey tam oldu. Hadi. Buyurun. Hadi geçelim. Geleceğimi haber verdiğim halde nereye kayboldu bu? Trafiktedir Fuat Bey. Ne trafiği lan? Ben size bir kahve yapayım. İstemez.
Bak Fikret. Son hadiselerden dolayı abinin kafası bir hayli bozuk. Buraya geldi ama bu mahallede her an bir tatsızlık çıkabilir ona göre. Onun için 24 saat gözünü üzerinden ayırmayacaksın. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum Fuat Bey. Elimden geleni falan anlamam Fikret. Burak'a bir şey olursa tek başına yırtamazsın. Sülaleni kurturum. Abi geldi. Aç. Hoş geldin Deniz. Erken mi geldiniz? Sen geç kalmış olmayasın. Ben yeni adamınızla görüşmenizin bu kadar kısa olacağını tahmin etmedim. Bilseydim erken gelirdim. Yeni adamım? İşte bana karşı senin gibi saygısızlık etmiyor. Onun mekanına gittiğim zaman hazır ol da bekliyor. Senin yanına geliyorum, ortada yoksun. Buraya babam olarak mı geldin? Yoksa eski patronum olarak mı geldiniz? Eğer babam olarak geldiysen, oğlu kovulurken ses çıkarmamış bir babaya daha fazla hürmet göstermem. Ama eski patronum olarak geldiyseniz, şu an kapıda beklemediğimize dua edin. Ağzını iyi laf yapıyor. Bravo. O halde şöyle izah edeyim. Senin hayatını kurtarmak için bir baba olarak aşağılanmayı, bir patron olarak da otoritemin sarsılmasını sineye çektim. Öyle geldim. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı? Gözlerim doldu. İnanılmaz bir fedakarlık. Duygularımı çok gösteremiyorum çünkü bugünlerde neyin ne olduğunu gördüm. Yeni adamınız gözümü açtı. Ulan yeni adamın yeni adamın deyip bana laf sokuyorsun ya. Ben buraya gelmeden önce senin hayatını garanti altına alabilmek için o adamla aynı masaya oturmak zorunda kaldım. Haberin var mı senin? Hak etmediği halde bir sürü övgüler düzmek zorunda kaldım. Kafasına sıkacağım adamın elini sıkıyorum. Hem de her gün. Yeni adamınmış. Bütün bunları ben senin için değilse kimin için yapıyorum? Yapma. 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 Benim için bir şey yapmayın. Ben kendi yolumu bulurum. Sana da, o ortaklarına da, o yeni adamına da neyin ne olduğunu çok güzel göstereceğim. İnşallah. İnşallah. Herkesten çok ben isterim. Ulan sen ne zannediyorsun be? Bu hayatta beni senin en büyük olduğunu görmekten daha fazla mutlu edecek bir şey yok. Olamaz da. Ben sana ancak servetimi miras bırakabilirim. Ama konsorsiyumu miras bırakamam. Onu kendi elinle tırnağınla sen söküp alacaksın. Tüm bu olanlardan sonra senin pes etmemeni, türlü türlü oyunlar kurmanı ben takdir ediyorum. Ama sen de babanı biraz takdir et. Senin için düşündüklerimi, yaptıklarımı, istediklerimi az biraz gör be.
binadan. Kahve içelim mi? Umduğumdan da hızlı iyileşiyorsun. Birkaç güne kalmaz günlük hayatına dönersin. Aman sakın bizimkiler uyandırma ha. Ben alıştım böyle el üstüne tutulmaya. Bir iki hafta daha yatarım ben. Anlaştık. Durumu gayet iyi. Ama biraz daha dinlense iyi olur sanki. Değil mi Mert? Aynen. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok beğendim. Böyle bir yere ihtiyacı vardı mahallemizin. Anneniz beni çok destekledi sağ olsun. Onun desteği olmasaydı böyle bir yer açmaya cesaret edemezdim. Biz ailece senin hep yanındayız kızım. Sağ olun. Benim çıkmam lazım. Sizi Ferit bırakır. Tamam, biz de zaten Emine'yle bir alışverişe gideceğiz oğlum. Kolay gelsin. Bir şey lazım olursa ara. Tamam. Sizin gibi büyük, değerli bir iş adamının benimle çalışmak istemesi beni çok onurlandırdı. Onur ettiniz beni, sağ olun. Şimdi ancak biz detaylarla ilgili çok konuşamadık. Yani benim inşaat sektöründe tecrübem mevcut, ondan endişelenmeyin. Ama nasıl ilerleyeceğimizle ilgili birazcık daha bilgi verirseniz. Seninle çalışmak istediğimiz iş inşaat sektörü değil. Yeni bir sektöre mi girdiniz? Hayırlı olsun. Yok. Zaten var olduğumuz bir sektör. Biraz daha detay verseniz. Bak Rasim kardeşim. Sana şu anda kazandığın paranın 10 katını kazandıracağım. Karşılığında da çok fazla bir şey istemiyorum. Keşke biraz daha anlatsanız Erol Bey. Senden benim gayri resmi işlerden kazandığım parayı aklamanı istiyorum. Bu kadar basit. Akladığım paranın %3'ü senin. Erol Bey, yani siz beni yanlış anladınız galiba. Çünkü benim yasa dışı bir parayla işim olmaz. Yani ne yapacağımı bilemem işim manasında. O yüzden. Nasıl yani? Sen Ali Rıza Altay'ın eniştesi değil misin? Ali Rıza'nın ne ilgisi var ki? Nasıl ne ilgisi var ya? Ali Rıza Altay bugün babaların muhatap aldığı tek adam. İsmi geçtiğinde herkes hizaya duruyor. E sen de eniştesi olarak 3 kuruşa tamah edecek bir adam değilsin. Niye kayınçonun adını kullanarak zengin olmuyorsun? Bak, bu iş aramızda kalacak. Kimsenin haberi olmayacak. Seni çok araştırdım. Kafan zehir gibi çalışıyor. Akla parayı, al payını. İkimiz de kazanalım. Anne, kim bu adamlar? Ne bileyim kızım, bize ne? Anne. Dediklerini bir kere daha düşün. Öyle hemen karar verme. Ben düşüneceğimi düşündüm baba. Karar ne işleri var bunların burada? Kendi yoluna gidecek. Sizde hiç utanma sıkılma yok mu? Ne işiniz var bizim mahallemizde? Oğlumu oturduğu evde ziyarete geldim. Bir sakıncası mı var? Oturacak başka bir yer bulamadınız mı? Bize en ağır acıyı yaşattınız. Şimdi bir de hiç utanmadan bir şey olmamış gibi mahallemize geliyorsunuz. Dedim baba, bu mahallenin sıcaklığını seveceksin. Ali Rıza öyle bir gösterir ki sana mahallenin sıcaklığını. Bir daha adımını atamazsın buraya. Küçük hanım, bir sorununuz varsa bunu Ali Rıza ile konuşun. Biliyoruz Rıfkı.
Hanımefendi, benim bu mahalleye taşınmama maalesef sizin oğlunuz sebep oldu. Bana bak, bu mahalleden defolup gideceksin. Ben bu işi Ali Rıza'ya bırakmam. Yaşım ne olursa olsun kadın başıma bana yapmayacağım şeyleri yaptırtma. Sakin olun. Hanımefendi, ben de buraya huzur bulmaya geldim. Bir mahalle sakiniyim ben. Bence siz kendinize, hatta oğlunuza sahip çıkın. Benim sizde bir derdim yok. Bizim seninle hesabımız hiçbir zaman kapanmayacak. Bir annenin evlat acısı bu hesabı kapatmaya yeter de artar bile. Anne tamam. Şu herifin suratını daha fazla görmek istemiyorum, hadi. Konuşmaya değmez. Abi sana bir şey diyeyim mi? Bu ailenin kadınları erkeklerinden daha ağırız ha. E dedim sana oğlum. Soruyordun ya öyle. Abi biz buraya niye geldik? Biz burada ne yapacağız? İşte bunu yapacağız. Yani hiçbir şey yapmayacağız. Böyle duracağız. Gıcık edeceğiz. Sinirlerini bozacağız. Gerim gerim gereceğiz onları Fiko. Gitar teli gibi düşün. Akortlarını bozacağız. Böyle en ufak hamlede otel kopacak. Tın. Ali Rıza. Ne oldu anne? Ferit sen de gel içeri konuşacağız. Ferit kapıyı kapat oğlum. Ne oldu anne? Oturun şöyle Ali Rıza. Geç. Geç oğlum sen de. Oğlum, bu kadarı fazla. Ben evladım bir yola girdi. Köstek olmayayım. Bir de benimle uğraşmasın diye sesimi çıkarmıyorum. Ama buna tahammül edemem. Oğlum anne. Yanımıza kıyan. O mahallemize taşınmış. Buna nasıl müsaade edersiniz oğlum? Anne ben onu sürüsünden ayırdım ki başını ezebileyim. Başkalarına zarar veremesin. Şimdi o da son çırpınışlarını yapıyor. Ama sen bana güven. Tamam? Ne olursa olsun ben buna tahammül edemem. Baba oğul hiçbir şey olmamış gibi. Ellerini kollarını sallayarak utanmadan bizim mahallemizde dolaşıyorlar oğlum. Ruhi anne az daha sabır. Çok az daha. Şu an her şey bizim kontrolümüz altında. Zaten onların da amacı bizim huzurumuzu kaçırıp zayıf düşürmek. Bak evladım. Ben kan kusar, kızılcık şerbeti içtim derim. Sizin için her şeye katlanırım. Ama ya mahalleli? Ha oğlum? Ne deriz onlara? Nasıl bakarız yüzlerine? Ailesinde devlet kademesinde görev almış herhangi biri yok. Sadece babası demir yollarından emekli. Ali Rıza'nın devletle tek ilişkisi olabilir. O da askerlik yaptığı zaman. Söylediği gibi Cabir'in geldiği yerde askerlik yapmış. Sınır ötesi operasyonlara katılmış. Yaptıklarından dolayı da ödüllendirilmiş. Peki komutanları içerisinde daha sonradan özel görevlerde hizmet etmiş dikkat çekici bir isim var mı? Yok efendim. Yani diyorsun ki bu adamın tek kabiliyeti iyi silah kullanması ve cesareti öyle mi? Yalnızca bunları bulabildik.
Pekala. Şimdilik geçmişini kurcalamayı bir kenara bırakalım. Son yaptığı icraatleri düşünelim. Burak'ın saklandığı evi bulması, Haşmet abinin bile bulamadığı Sabri'yi tuttuğumuz yeri bulması, Salman'ın oyununu çözüp kayıp silahları bulması, Cabir'in oyununu çözüp ortadan kaldırması. Sence bunların arasında en imkansız eylem hangisi? Cabir'i öldürmesi. Yanlış cevap. Cabir'in kardeşini hapishaneden kaçırması. Hapishanenin aşçısıyla bu işi çözmüştü değil mi? Evet efendim. Güzel. Aşçıyı bir bulalım bakalım Rıfkı. Bir ziyaret edelim. Bir konuşalım bakalım. Ali Rıza kendisini nasıl ikna etmiş? Bir öğrenelim. Emredersiniz. Derya, hoş geldin. Umduğumdan daha iyi olmuş ya. Burası, ben daha küçük bir yer bekliyordum. O zaman sana doğru hediyemi getirmişim. Al bakalım. Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim ama o kadar pahalı bir şeye gerek yoktu gerçekten. Ben Derya Burgaz'ım. O kadarcık da olsun. Halide'cim, seni tebrik ederim. Ali Rıza'ya yakın olmak için en iyi yolu bulmuşsun. Derya, boşuna uğraşma. Bugün keyfimi kaçıramazsın. Üstelik Burak'ı da peşinden sürüklemişsin. Burak benim değil, Ali Rıza'nın peşinden geldi. Öyle mi? O zaman biz seninle bir anlaşma yapalım. Sen Burak'tan uzak dur, ben de onu Ali Rıza'dan uzak tutayım. Derya, ne düşünüyorsun? Aklından ne geçiyor bilmiyorum ama giderek Burak'a benzemeye başladın. Tavırların saplantılı bir hal almaya başladı, bilmem farkında mısın? Burak benim için saplantı değil Halide. Asıl sen kendine bak. Sırf Ali Rıza'ya hoş görünmek için gelmişsin buralarda doktorculuk oynuyorsun. Kızlar, ne oluyor? Burak Ersoylu ortama geldi. Ve siz, hadi karşılamayı geçtim, fark etmediniz bile. Bakın, her şeye tahammül ederim. Ama yok sayılmaya edemem. Sana buraya bir daha gelme demiştim ama ilk defa gelmem bir işe aradı. Derya'yı al git buradan, yoksa kalbini kıracak şeyler yapacağım. Bu nedir ya? Bugün de bütün kadınlardan racon yedim. Senin ne işin var burada? Senin haberini aldım, buraya gelmişsin. Çocuklar söyledi. İyi. Ne güzel. Geldin, gördün. Şimdi al git buradan, hadi. Tabelanı da gördüm. Nihan Altay. Hayırlı olsun. Rahmetli annem ve kardeşlerim dururken sırf Ali Rıza'ya hoş görünmek için onun kız kardeşinin adını vermişsin kliniğe. Bir de bana saplantılı diyorsun. Saplantıdan ziyade şey diyelim. Tipik suçluluk duygusu. Halideciğim, maalesef vicdanını bu şekilde rahatlatıp o kızcağızın ölümündeki rolünü bu şekilde saklayamazsın. Yeter artık.
İkiniz de buradan defolup gidin. Halide, sen de biliyorsun. Kendini kandırma artık. Maalesef o kız senin yüzünden öldü. Eğer o gün beni dinleseydin, o kızcağız bugün hala hayattaydı. Size buradan defolun dedim. Artık gerçeklerle yüzleşmen gerekiyor, değil mi? Değil mi Derya? Kuzenine birilerinin gerçeklerle yüzleştirmesi gerek. Ali Rıza'nın ailesine böyle sevgi kelebeği gibi davranarak olayları örtemezsin. Derya'cığım, gidelim mi? Burak, ya sana inanamıyorum. Sen az önce içeride Halide hayatın dersini verdin. Evet. Bu mahalle iyi geldi diyelim. Yavaş yavaş saplantılarımdan kurtulmaya başlıyorum. Yardımına ihtiyacım var Derya. Ben ne olursa olsun senin yanında olacağım. Kapalı hala. Çıkarken size bir şey söylemedi mi? Ali Rıza'ya Haşmet Ağa acilen görüşmek istedi dersiniz dedi. Başka da bir şey demedi. Sen Haşmet Ağa'yı mı arasın acaba? Şarjı falan bitmiştir. Aklına kötü bir şey getirme. Bu Numan'ın serserileri salça olmuş olmasın? Yok. Ramço mahallelerinde bir hareket olsa haber verirdi. Doğru. Hayırdır Ramço? Ali Rıza abi, Numan'ın kardeşini takip ettim. Çile tarafında bir depoya geldiler. Abi kardeş ikisi de burada. Tamam, konum at geliyoruz. Ne oldu Hasan abiyle ilgili mi? Numan'ın yeni bulmuş, hadi. Fatih'e konum atalım, o da oraya gelsin.
Abi Numan'ın kardeşi depoya girdi. Numan? Abi kardeşi girdiğinden beri giren çıkan olmadı içeri. Bu kamyonet? Varil taşıyorlar abi. Sürekli bir sevkiyat var. Yine birilerinin malına çökmüş olmasınlar? E olabilir. Bu sefer Numan'ı da koyarız bir de onlara. Ferit biz arkadan girelim. Bakalım bir yer var mı? Ben ne yapayım usta? Sen de Fatih'i bekle. O gelince önden dalarsınız. Eyvallah. Fatih'e de söyle Numan'ı sıkmak yok. O bana sağ lazım. Tamam abi. Hadi Ferit. Rıza sence de fazla sessiz değil mi burası? Bu bizi tuzağa çekiyor olmasın? Hesap yapacak vaktim yok. Numan daha fazla canımızı sıkmadan bu işi halletmem lazım. Ali Rıza'nın yaktığı malların hepsi nişastaydı. Ben de ona mal kaptıracak göz var mı? Var mı lan? Ben o zehirle birlikte seni de yakmaz mıyım lan? Ha? Büyük patron geldi. Big Boss. Ulan büyük patron derken de bu kadar da büyüğünü düşünmemiştim ha. Amca. Ali Rıza. Elma dersem çık. Armut dersem yine çık lan. Yazık olmasın bu tosuncuya. Ne yapacağız? Ramşo'yu onlara bırakacak değiliz. Buradayım Numan. Ramşo'yu bırak. Yaşamana izin vereceğim. Ben sana ne dedim? He? Bidonları görünce Ali Rıza dayanamaz dedim. Hemen gelir dedim. He? Eğer silahlarınızı indirirseniz adamlarınızın yaşamasına izin vereceğim. Silahlarınızı indirirseniz. Abi çıkın gitsin, konuşturmayın şu şerefsizi. Beni boş verin abi. Beni boş verin abi. Kıyamazsın değil mi buna? Senin için canını veriyor değil mi? Çok merak ediyorum şimdi ne yapacaksın lan? Lan bir saate zor buldum. Ölüyorduk lan burada. Kaç. Ben şu iyisin değil mi? Bir şeyin yok. İyiyim abi. Çok şükür. Söyle Rıfkı. Abi bu aşçının evini bulduk. Biraz önce eve girdi. Evde şu an kendisi. İstersen alıp getirelim. Ne yapalım ne emredersin? Şüphe çekecek bir şey yapmayın. Ben hemen geliyorum.
Abi. Abi iyi misin? Merak ettik sen. Gençler. Bize bir müsaade edin. Benim Ali Rıza ile konuşacaklarım var. Hasan abi bütün gün neredeydin ya? Bir şey mi Fatih, oldu abi? Fatih. İkiletme. Çıkarken de kapıyı kapatın hadi. 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 Al şu. Ben seni kardeş bildim. Ben bunca yıl sonra tövbemi bozup elime silah alıp mermilerin üstüne yürüdüm. Senin bana reva gördüğün bu mudur Ali Rıza? Haşmet sana ne anlattı abi? Senin çok daha önceden anlatman gereken şeyi. Ben sana yalan söylemedim. Ama gerçeği de sakladın. Aklına yanlış bir şey gelmesin abi. Sakladım çünkü seni riske atmamak için. Beni riske atmamak için. Sen beni bugün Haşmet Ağa'nın önünde o duruma düşüreceğine... ateşleri atsaydın daha iyiydi. Sen kimlerle çalışıyorsun Ali Rıza? Sen derinde kimlerle işbirliği yapıyorsun? Bana cevabını veremeyeceğim sorular sorma abi. Ne yapayım? Bunları gideyim Haşmet Ağa'ya mı sorayım? Haşmet'in de bir şey bildiği yok. Bilmeyecek de. Allah biliyor. Ben bugüne kadar devlete karşı gelmedim. Vergi dedi, ödedim. Askerlik dedi, yaptım. Mapus dedi, yattım. Ama bu bana uymaz Ali Rıza. Benim kafama böyle şeyler sığmaz. Benim kafam almaz böyle şeyleri. Sana Kara Hasan demişler, kabullenmişsin. Muhbir Hasan derler diye mi korkuyorsun? Madem o kadar konuştun Haşmet Ağa'yla, sordun mu ona? O niye korkmuyormuş muhbir yaftası yemekten? Hasan abi, ben seni anlıyorum. Ama sen de beni doğru anla. Ben kimsenin muhbiri, ajanı, elemanı, kullandığı adamı değilim. Bu bataklığı kurutmak için bana bir imkan tanındı. Nihan'ın intikamını almak için bana tanınan bu imkandan istifade ediyorum. O kadar. Abi, Ali Rıza'yım ben. Senin bildiğin Ali Rıza. Değişen bir şey yok. Sen beni boş ver aslanım. Sen beni boş ver. Benim o kalın kafamı ikna edip için zaman kaybetme. Senin herkesten çok Haşmet Ağa'yı ikna etmem lazım. Bir an önce. Ben sana iki çocuğunu kaybetmiş bir baba, hayatta kalan tek çocuğunu korumak için neleri göze alabilir, neler yapar bunu kimse bilemez demiştim. Haşmet Ağa bugün neler yapabileceğini gösterdi. Seni bir şeyle tehdit mi etti?
beni değil, seni tehdit etti. Haşmet Ağa bugün beni çağırarak sanki senin sırrını yanlışlıkla ağzından kaçırıyormuş gibi yaparak hayatta kalan tek evladı, kızı için gerekirse seni okumaktan çekinmeyeceğini belli etti. Bugün dostuna söylüyorum. Kızımdan vazgeçmezsen yarın düşmanına söylerim mesajı verdi yani. Haşmet Ağa. Ayza nereye? Sakın bir delilik yapma. Sevdadan büyük delilik mi olur abi? Ali Rıza nereye? Ali Rıza. Ali Rıza nereye? Ya. Neresi Rıfkı? Şu ev abi. Buyurun, kime bakmıştınız? İsmail sen misin? Evet, benim. Birisi seninle görüşecek. Kim? İçeride konuşalım. Onda konuşacaktık efendim. Senin aşçılığını çok methettiler İsmail. Ben de maharetlerini merak ettim. Yerinde göreyim, öğreneyim istedim. Ben cezaevinde normal bir aşçıyım efendim. Spesiyelim falan geniş değildir benim. Senin maharetin spesiyelinde değil zaten İsmail. Onu biliyoruz. Maharetin cezaevinden adam kaçırmak için hazırladığın menüde. Anlamadım efendim. Ali Rıza Altay'ı nereden tanıyorsun? Cabir'in kardeşini zehirlemen için seni nasıl ikna etti? Bak İsmail, eğer bana gerçeği olduğu gibi anlatmazsan, bu gördüğün adamlar senin etlerini lime lime koparıp seni sana çiğ çiğ yedirir. Ben Anisa'yı falan tanımıyorum, inanın bana. Cabir'in kardeşini zehirlemeni kim istedi o halde? Enişte, hayırdır? Senin de sohbetine doyum olmuyor bu akşam. Ağzın bıçak açmıyor, ne oldu, hayırdır? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakma Baldız. Senden müsaade isteyeceğiz. Benim odamda işlerim var. Ben konuşacaklarımızı Melek Hanım'ın da duymasını isterim. Ne de olsa kendisi Halide'nin teyzesi. Sen Hasan'la sana gönderdiğim mesajı anladın mı? Hiç merak etmeyin. Çok iyi anladım. Ben cevabımı Melek Hanım'ın yanına vermek istiyorum.
Buyur. Halide'ye haber verdim gelirken. O gelsin, öyle konuşacağım. Ali Rıza, ne oluyor? Telefonda sesin telaşlı geliyordu. Telaşlanacak bir şey yok Halide. Babanla konuşmaya geldi. Halide bana dedi ki, babamın sevgiye hürmeti vardır. Hasan abi dedi ki, Haşmet Ağa'nın kızı için yapmayacağı şey yoktur. Benim de Halide için göze almayacağım hiçbir şey yok. Biz Halide ile birbirimizi seviyoruz. Ve sizden de sevgimize hürmet göstermenizi bekliyoruz. Olacaklardan sen sorumlusun. Sakın uyarmadı deme.